Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün size DaVinci Resolve 16'yı en performanslı şekilde kullanabilmenizi sağlayacak performans ayarlarını göstereceğim ve bu ayarları yaptığınız zaman sisteminizin bütün kaynaklarını kullanarak rahat bir şekilde 4K video, hatta performanslı bir bilgisayarınız varsa muhtemelen 8K videoyu rahatlıkla editleyebileceksiniz. Şu anda DaVinci Resolve 16'nın beta 3 versiyonu çıktı. Size tavsiyem, hala 16 beta 1 versiyonu kullanıyorsanız hemen gidip beta 3'ü güncellemeniz. Çünkü hem performans iyileştirmeleri hem hata ayıklamaları yapılıyor yeni versiyonlarda. Birinci tüyomuz bu. Yani DaVinci'yi en güncel versiyonu ile kullanmak. Hemen ikinci tüyomuza geçelim. İkinci tüyomuz sistem ayarları ile alakalı. DaVinci Resolve menüsünden Preferences'a gideceğiz. Memory and GPU tabına gidip ilk önce DaVinci'nin sistemden ne kadar RAM kullanacağını, hafıza kullanacağını ayarlayacağız. Fabrika ayarlarında genelde ortalarda bir yerde oluyor bu iki ayarda. Gördüğünüz gibi benim sistemimde şu anda 128 GB RAM var ve DaVinci'nin kullanabileceği mümkün mertebe en çok RAM'i vermeye çalışıyorum. O da 96 GB Resolve için. 72 GB'da Fusion tabında kullanmak üzere cache ayırıyorum. Geriye kalan 30 GB zaten benim sistemin geriye kalan işler için gayet yeterli. Diğer tüyomuza geçelim. GPU konfigürasyonu. Normalde GPU Processing modu DaVinci'nin daha önceki versiyonlarında burada benim ayarladığım gibi Auto modunda geliyordu. Ancak DaVinci 16 ile beraber sanırım bu ayarı fabrika ayarı olarak OpenCL'i ayarlamışlar. Benim tavsiyem, eğer Nvidia marka ekran kartı kullanıyorsanız bunu CUDA'ya getirmeniz ya da Auto'da bırakmanız. Auto'da bırakırsanız DaVinci Resolve sizin için en doğru olan ayarları seçecek buradan. Ancak DaVinci'nin doğru ayarları seçtiğini düşünmüyorsanız, yani şu aşağıda CUDA seçili olduğunu görmüyorsanız, mutlaka buradan elle CUDA'yı seçip daha sonra hangi ekran kartlarını kullanılacağını elle seçmeniz gerekiyor. Şimdi fark ettiyseniz benim sistemimde 4 tane ekran kartı takılı. Bir tane 1050 Ti'im var. 3 tane de 1080 Ti ekran kartım var. Bunlardan 1050 Ti'yi DaVinci Resolve'un ara birimini çizmesi için kullanıyor DaVinci Resolve. Bunu ben ayarlamadım. Kendisi akıllı bir şekilde gidip en yavaş çalışan kartı ekrandaki görüntüleri basmak üzere kullanıyor. Geriye kalan diğer 3 ekran kartını ise video ile alakalı ya da renk yapmayla alakalı işlemlerde kullanacak. Benim kullandığım DaVinci, DaVinci Resolve Studio. Dolayısıyla ben birden fazla ekran kartı kullanabiliyorum. Ama eğer siz bedava versiyonunu kullanıyorsanız DaVinci'nin, büyük ihtimal sadece bir ekran kartı kullanmanıza müsaade edecek DaVinci Resolve. Yani buradaki menüyü CUDA ve manuele getirip birden fazla ekran kartı seçmeye çalıştığınızda DaVinci Resolve sizi uyaracak. Stüdyo versiyonunu kullanmanızı isteyecek. Bedava versiyonu kullandığınız için buna müsaade etmeyecek. Demek ki burada yapmamız gereken birinci şey Auto seçili olması, OpenCL değil. Auto. Ondan sonra aşağıda ekran kartımızın hangi computing library'sini kullandığını check edeceğiz. Yani OpenCL mi CUDA mı Auto'ya getirdiğimiz zaman. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa CUDA'yı kullanın. AMD ekran kartınız varsa da mecburen zaten sadece OpenCL kullanıyorsunuz. Bir sonraki tüyomuz ise Media Storage. Media Storage, DaVinci Resolve'un videoları alabileceği kaynakları gösteren ayar. Yani buraya eklediğiniz klasörleri DaVinci Resolve dosyaların kaynakları olarak belirliyor ve size Media Storage'da bu folderları göstererek başlıyor. Ancak buradaki ilk klasör biraz önemli. DaVinci birazdan göstereceğim cache dosyalarını ve renklendirme sayfasında yaratacağınız galeri imajlarını koymak için bu ilk yarattığınız klasörü kullanıyor. Dolayısıyla ilk klasörün sisteminizde varsa bir SSD klasörü gösteriyor olması en mantıklısı. Çünkü hızlı bir şekilde bu dosyalara ulaşmanız gerekiyor. Birazdan anlatacağım. Cache dosyaları yaratacağız. O cache dosyalarını SSD hard disklerden okutursanız çok çok daha hızlı çalışacaksınız. Evet, üçüncü tüyomuz Media Storage'da ilk girdinin bir SSD hard disk olmasını sağlamaktı. Geçelim bir sonraki tüyomuza. Performans modu ayarı artık DaVinci 16'da otomatikleştirilmiş durumda. Eskiden olduğu gibi menülerden seçtiğimiz bir şey olmaktan çıktı. Artık Preferences'da, User tabında
playback settings altına getirildi ve burada performans modunu genelde artık otomatikte bırakıyoruz. Eskiden menülerden seçiyorduk bunu. Eğer sizinki otomatikte değilse ya da kapalıysa bunu mutlaka otomatiğe getirin. DaVinci performansın düştüğünü hissettiği anda bu performans modunu açarak o anda oynattığı klibin çözünürlüğünü biraz düşürüp size daha hızlı bir şekilde videonun karelerini göstermeye çalışacak. Dolayısıyla bu ayarı mutlaka otomatikte bıraktığınızdan emin olun. Evet, bir sonraki tüyomuz en çok işinize yarayacak tüyo. Bu tüyoda yapmanız gereken şey şu: her bir videonun daha kolay oynatılabileceği bir formata dönüştürülmesini sağlayacağız bu tüyoda. Yapmamız gereken şey videonun üzerine sağ tıklayarak bu menüden, açılan menüden Generate Optimized Media seçeneğini seçmek. Generate Optimized Media'yı bastığınız zaman videomuz editlenmesi çok daha kolay bir formata dönüştürülmeye başlanıyor ve aynı anda birkaç videoyu birden dönüştürebiliyorsunuz. Atıyorum, bütün dönüştürmek istediğiniz videoları seçip sağ tıklayarak Generate Optimized Media derseniz bütün videolarınızı bir seferde DaVinci Resolve oynatılması çok daha kolay olan bir formata dönüştürecek. Bilgisayarım çok güçlü olmasına rağmen mutlaka ve mutlaka yaptığım bir işlem oluyor. Çünkü bu optimize medya ile çok çok daha rahat video editliyorum. Şimdi bu işlemi yarıda bırakalım ve size biraz bu optimize medyanın formatından ve ayarlarından bahsedeyim. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde sadece sağ tık yapıp Generate Optimized Media'yı seçtik, ama Optimized Media'nın birincisi nereye atılacağından, ikincisi formatın ne olacağından ya da kodein ne olacağından hiç konuşmadık ya da bununla ilgili ayar seçmedik. Aslında her proje için o projenin Optimize Media ayarları File menüsünden Project Settings'e girip ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle sizin göreceğiniz boyutlara indireyim bunu. File menüsünden Project Settings'e girdiğiniz zaman Master Settings ayarında aşağılarda bir yerde, evet burada, Optimized Media and Render Cache ayarları var. İşte buradaki ayarları kullanarak videomuzun hangi çözünürlükte ve hangi kodeyi kullanarak bir optimize medyaya dönüştürüldüğünü ayarlıyoruz. Benim size tavsiyem bu Optimized Media çözünürlüğünü Choose Automatically de bırakmanız. Ve eğer bu sizin işinizi görmüyorsa, hala yavaş oynattığını düşünüyorsanız DaVinci Resolve'un, o zaman Original, Half, Quarter gibi seçenekleri yavaş yavaş yukarıdan aşağı doğru tek tek deneyerek bilgisayarınıza en uygun olan ayarı bulmanız. Ben genelde bunu Choose Automatically de bırakıyorum ve projenin ayarına göre DaVinci Resolve en iyi çözünürlüğü seçiyor. Bilgisayarınızın konfigürasyonuna da bakıyor tabi. İkinci ayar ise Optimized Media'nın hangi kodeyi kullanacağı. İşte burası biraz önemli. Eğer bilgisayarınız ortalamanın altındaysa, biraz eski ise, tavsiyem sizin DNxHR-LB kullanmanız. DNxHR-LB kullanırsanız cache dosyanız, optimized medyanız biraz daha az yer kaplıyor diğer seçeneklere göre. Ancak yine aynı rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. DNxHR kodeyi genelde çok çok hızlı dekode edilebilen bir kodek ve genelde CPU da GPU'dan çok hard diskinizin ne tür bir hard disk olduğuna bakıyor. Yani bir SSD'niz varsa daha yukarıdaki seçenekleri seçebiliyorsunuz. Ancak SSD'niz yok, işte hard diskiniz varsa, bence DNxHR'ın daha alt versiyonlarını seçmeniz ya da daha az kaliteli versiyonlarını seçmeniz sizin için daha iyi olur. Ben genelde bunu, bilgisayarım güçlü olduğu için, DNxHR HQ'da bırakıyorum. Yine Render Cache formatını da buradan aynı şekilde DNxHR HQ seçebilirsiniz. Dediğim gibi SSD'niz varsa bunu, normal hard diskiniz varsa da DNxHR LB'yi seçmeniz sizin için en iyisi. Ve bu ayar en çok performans kazancı sağlayacak ayar size. Aynı zamanda cache file'larını, cache dosyalarını, tabi biz biraz önce anlattığım gibi DaVinci Resolve ayarlarında Media Storage kısmında ilk belirlediğimiz klasör benim D sürücümdeki klasör olduğu için bana DaVinci Resolve burayı otomatik olarak seçmiş. Sağ tıklayıp Generate Optimized Media dediğim zaman gidip otomatik olarak buraya atıyor dosyaları. Ancak siz başka bir yere atmak istiyorsanız buradan Browse yaparak başka bir folder'da seçebilirsiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra Save'e bastığınız zaman dönüştürmek istediğiniz videoları seçip sağ tık yapıp Generate Optimized Media deyip bu işlemin bitmesini bekledikten sonra yapacağımız şey Playback menüsüne gidip Use Optimized Media If Available'ı seçmek. Bunu yaptığınız zaman artık şurada mesela benim daha önceden dönüştürdüğüm videolardan birine bakalım. Gayet hızlı bir şekilde videoyu
oynatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 8 dakikalık bir video ama 8 dakikalık video fırıl fırıl dolanabiliyorum. Editlerken de aynen bu hızlarda çalışıyorsunuz. Her proje bittikten sonra benim yaptığım ilk iş playback menüsüne gidip Delayed Optimized Media seçeneğini seçmek. Böylece o proje için yarattığım bütün optimize medyaları silip hard diskimde bir sonraki proje için yer açıyorum. Şimdilik no diyelim buna. Ve bunu yaptığınız zaman hemen son YouTube videonun projesine gidelim. Bu işlemi yaptığınız zaman gayet hızlı bir şekilde hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadan bakın 24 FPS gayet hızlı bir şekilde oynatıyor videoyu. Evet, bir sonraki tüyomuz render cache'leri kullanmak. Generate Optimized Media kadar verimli bir yöntem değil. Yapacağımız ilk şey proje ayarlarından Master Settings'e gidip hemen şu aşağıdan Automatically Cache Transitions in User Mode ve Automatically Cache Composites in User Mode seçeneklerini aktif hale getirip Save demek. Bunu yaptığımız zaman Playback menüsünden Render Cache'i User'a getirirseniz artık gördüğünüz gibi şuralarda küçük mavi ikonlar çıktı, çizgiler çıktı. Bu çizgiler buralarda cache kullanıldığını gösteriyor ve DaVinci Resolve otomatik olarak dissolve efektlerini sizin için cache'liyor. Mesela daha büyük bir dissolve efekti yaparsanız hemen bu efekti cache'lemeye başlıyor. Cache'lemek ne demek? Bunları önceden render edip diske yazıyor ve siz bunun üzerinden geçerken aslında diskten bir şey gösteriyor size. Ve üzerinden bir kere geçmeniz yeterli. İkinci ve daha sonraki geçişlerde ise aslında tekrar hesaplamak yerine diskten size o dosyaları load edip gösteriyor. Şimdi bütün tabi projedeki dissolve efektlerin hepsini cache'lemeye başladı şu anda DaVinci Resolve. Ve dolayısıyla şöyle projenin içerisinde şöyle sağa sola doğru gidip bakacak olursak bütün dissolve efektini cache'lediğini görüyoruz. Dediğim gibi cache pek benim kullanmadığım bir şey. Çünkü videonuzu optimize medyaya dönüştürdüyseniz zaten bu dissolve efektlerin hesaplanması gayet hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden bunları tekrar cache'lettirmeye pek gerek duymuyorum ben. İkinci sevmediğim yanı ise bunun efektleri değiştirdiğiniz anda bunların tekrar cache'lenmesine ihtiyaç duyulması. Yani Generate Optimized Media gibi çalışmıyor. Yine bu render cache'leri ile alakalı ekstradan bir tane daha özellik ise şu. Şimdi ben buradaki videoyu gördüğünüz gibi renk yapmışım ve bu rengi şu anda her seferinde ben bu videonun üzerinden geçerken DaVinci Resolve hesaplamaya çalışıyor. İsterseniz yine bu renk efektlerini de cache'leyebiliyorsunuz. Renklendirme işlemini cache'lemek istediğiniz klibin üzerine sağ tıklayıp Render Cache Color Output seçeneğini seçtiğiniz zaman bakın yine bir tane mavi çizgiyle karşılaştık. Bu mavi çizgi bizim burada yine cache kullandığımızı gösteriyor. Gayet hızlı bir şekilde videoyu oynatıyor. Gerçekten de yavaş bir bilgisayarınız ve ama çok fazla hard disk alanınız varsa kullanmanızı tavsiye edeceğim bir yöntem. Dediğim gibi benim pek kullandığım bir yöntem değil. Hemen buradaki ayarları normal haline döndürelim. Daha sonradan yine projeniz bittiği zaman Playback menüsünden Delayed Render Cache seçeneğinden All seçeneği seçerek bütün cache'lerinizi sildirebilirsiniz. Hard diskinizde projeden projeye tekrar yer açarsınız. Evet, bugünkü son tüyomuz ise yaptığımız grading ayarlarının kapatılması. Bakın şimdi buradaki videoya ben renk işlemi yapmışım ve bu renk işlemini her seferinde bu klibin üzerinden geçtiğimde DaVinci Resolve tekrar hesaplayıp bana göstermeye çalışıyor. Bazen bilgisayarınız performansı bu renk efektlerini sürekli DaVinci Resolve'un uygulamasına yetmiyor. Bunun için DaVinci Resolve 15 ile birlikte buraya ufak bir buton koydular. Artık bu butona basarak bütün renk efektlerinin kapatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylece çok daha hızlı bir şekilde videoyu oynatabiliyorsunuz. Bunun kısa yolu Shift-D. Genelde çok kullanırım hem rengin ne olduğunu kontrol etmek için hem de o anda playback ile alakalı bir ihtiyacım varsa grading işlemlerinin hepsini kapattığım oluyor zaman zaman. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda DaVinci Resolve'un beta versiyonu kullandığımız için bilgisayarım çok yüksek performanslı olmasına rağmen biraz normalden yine yavaş çalışıyor. DaVinci Resolve'u ilk defa kullanıyorsanız bu size yanlış bir izlenim vermesin. DaVinci Resolve herhalde benim şimdiye kadar kullandığım en hızlı edit suite'i ve grading suite'i. DaVinci Resolve 16'nın yeni versiyonları çıkıncaya kadar eğer herhangi bir performans problemi yaşıyorsanız dişinizi sıkın ve DaVinci Resolve'u ilk defa kullanıyorsanız alışmaya çalışın.
ara birimine. Daha sonraki versiyonlarda sizin yaşadığınız problemleri mutlaka gideriyorlar. Ayrıca DaVinci Resolve'un bedava versiyonu kullanıyorsanız bile DaVinci Resolve'un forumlarında yazıp probleminize çözümler bulabilirsiniz, arayabilirsiniz. Evet, bugün size DaVinci Resolve'un performans ayarları nasıl yapacağınızı ve DaVinci Resolve'u en performanslı haliyle nasıl kullanabileceğinizi gösterdim. Umarım bu tüyolar sayesinde siz de DaVinci Resolve'u gerçekten de alabildiğine hızlı kullanabilir ve programı kullanmaktan keyif alırsınız. Evet, bugünkü videonun da burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Hala kanala üye olmadıysanız lütfen üye olun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.